Efendim bugün sizler için Kahramanmaraş'ta üst düzey diş tedavisi hizmeti vermekte olan Metin Gül Dental Implant Ortodonti Estetik Diş Kliniği'nin konuğu olduk. Yanımızda diş hekimimiz Doktor Metin Gül Beyefendi bulunmakta. Merhabalar Metin Bey. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle Kahramanmaraş'a. Efendim sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Metin Bey, çok uzun yıllardır biliyoruz ki diş hekimliği olarak hizmet vermektesiniz. Kalitenizden, hizmetlerinizden bahsetmeden önce Metin Gül kimdir, nasıl eğitimleri vardır? Biraz izleyicilerimizi bilgilendirmek isteriz. Diş hekimi Metin Gül, ben 1971 yılında Kahramanmaraş Afşin ilçesi Alemdar kasabasında doğdum. İlk ve orta öğrenimi orada tamamladıktan sonra liseyi Kahramanmaraş'ta, üniversite Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2 yıl tercih hatasından dolayı daha sonra okul birincisi oldum. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne geçtim. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni 1994 yılında bitirdim ve mesleğe atıldım. 8 yıl Kayseri'de serbest diş hekimi olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında Kahramanmaraş'a geldim. Yaklaşık 15 yıldır da burada hizmet vermekteyim. Efendim 15 yıldır Kahramanmaraş'ta Metin Gül Diş Kliniği olarak hizmet verilmekte. Ne tür hizmetler vermektesiniz? Diş hekimliği çok ayrı ayrı kolları da var bildiğimiz kadarıyla. Ben aslında aynı zamanda hastaneciyim de. Kahramanmaraş'ın en büyük hastanelerinden, Megapark Hastanesi'nin kurucularından, Megapark Hastanesi'nin ve Markasi Hastanesi'nin kurucularından diş hekimliği mesleğini 7 yıl kamuda da yaptım ama genelde hep serbest icra etmekteyim. Bizim diş hekimliği mesleğinde Ankara Üniversitesi mezunu olduğumdan dolayı çok iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Ve şu an Kahramanmaraş'ta, burası büyük şehir ama orta ölçekli bir şehir. Bu şehirde hastaların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak estetik, ortodontik tedavi, implant, ileri cerrahi, çocuk diş hekimliği, bleaching, beyazlatma, temporomandibular eklem rahatsızlıkları, yani diş hekimliği ile ilgili bütün rahatsızlıkları tedavi etmekteyiz. Hiçbir hastamızı dışarı göndermek gibi bir durumumuz yok. Eğer hasta bizi bulursa her türlü tedavisini yapmaktayız ve çok ileri düzeyde tedavi imkanlarımız mevcut. Efendim kliniğinizde de izleyicilerimizin gördüğü üzere çok teknolojide en önde gelen aletleriniz bulunmakta. Bununla ilgili tabii ki çeşitli sürekli de eğitim halindesiniz, öyle değil mi? Evet, 2002 yılında ben bu kliniği açtığımda İstanbul'da bir tane, Ankara'da bir tane, ben üçüncüsü idi. Radyovizyografi dediğimiz dijital röntgen, suyu dezenfekte etme özelliğine sahip ünit, hatta hastanın bulaşıcı hastalık riskine karşı tükürüğünü bile mikroptan arındırıp şebekeye gönderen aktif hijyen sistemleriyle donatılmış ünit içeride çekimlerini yaptı arkadaş. O sistemler Türkiye'de üçüncü idi 2002 yılında. Şu an tabii ona ilave bir sürü şey ilave ettik. Çok ileri düzeyde implant tedavisi yapmaktayız. Şu an bilim implant Türkiye'de üretildi. Yeni bir marka ve Avrupa implantlar kalitesinde ve daha da iyi. Onun bölge distribütörlüğünde aldım. Ve şu an artık Türkiye'mizde dışarıya ihtiyaç duymadan birçok şey üretilmekte. Özellikle hastaların ihtiyacı olan implant bu konuda en önemli şeylerden. Çünkü maliyet çok fazla düşecek. Yani bir ithal implantı hastalar 1000 euro civarında yaptırırken bunu 1000-1500 TL'ye yaptırabilecek. Ben de o noktaya değinecektim. İmplant hepimizin arzu ettiği, yaptırmak istediğimiz. Çünkü ister istemez dişlerde eksiklikler olabiliyor. Ama fiyatları çok uçuk fiyatları olduğu için hepimizin kaçındaydı. Bundan sonra sizin de seferberliğinizle birlikte. Evet, evet. Öyle değil mi? Tüm herkesin belki de bütçesine de uygun hale gelecek. Evet, şimdi biz her şeyden önce şöyle söyleyeyim. Biz her şeyden önce diş hekimiyiz. Hekimiz. Aldığımız eğitim bunu gerektiriyor. Hasta koltuğumuza oturduğu zaman hastanın bütün rahatsızlıklarını bilmek zorundayız, ilgilenmek zorundayız. Ve hastalarımıza her şeyden önce doğal dişlerini nasıl muhafaza etmeleri gerektiğini öğretmeliyiz, öğretiriz. Biz her şeyden önce dişleri normal tedavi ile hastanın kendi ana dişlerini, doğal dişlerini ağızda tutmaya çalışırız. Öncelikle koruyucu hekimlik. İyi bir diş hekiminin yapması gereken en önemli şey birinci sırada koruyucu diş hekimliği.
İkinci sırada tedavi, oral hijyen eğitimi, tedavi. Üçüncü sırada ağızdaki dişleri çekmeden kurtarmak. Dördüncü sırada eğer hasta bir şekilde dişlerini kaybetmişse ancak implant orada gerekli. Hastanın dişi tedavi edilebilme imkanı varken onu alıp yerine implant yapmak ya da koymak doğru bir şey değil. Şu an Türkiye'de aslında implant çok güzel bir tedavi yöntemi ama kesinlikle hastanın doğal dişlerinden daha iyi değil. Önce doğalı kurtarmak ama mecbur kalındığı yerde kemik grafti, membran, implant bunlar yapılabilir. İyi bir diş hekiminin benim yapmaya çalıştığım, mesleğe başladığım günden beri bu. Kızım da diş hekimi oldu. Şu an eşim de diş hekimi. Ona da bunu öğretmeye çalışıyorum. Birinci görevi iyi bir diş hekiminin önce hastalarının oral hijyen eğitimini verip ağızda doğal dişlerini tutmak. Çünkü tedavi ekonomiye de çok, hasta ekonomisine de, ülke ekonomisine de çok yük getiriyor. Kesinlikle haklısınız efendim. Bildiğimiz kadarıyla siz de zaten kliniğinizde çocuklara ayrılmış özel bir bölüm var. Orada onlara da tüm tedavileri yapılırken aynı zamanda bu eğitimleri de veriyor musunuz? Evet, çocuk diş hekimliği bizim alanlarımızdan birisi ve çok önemli bir alan. Çocuklara genelde anestezi yapmadan, iğne yapmadan tedavi yöntemleri var. O şekilde yapıyoruz. Kesinlikle ağrı, sancı duymuyorlar. Küçük yaşta zaten daha önce florlu jel, florlu vernik eğitimleri, bunları veriyoruz. Çocukların oral hijyen, ağız bakımı eğitimini veriyoruz. Hem tedavi yapıyoruz hem eğitim veriyoruz ve bu klinikte hem çocukların hem ebeveynlerin, insanların ihtiyacı olan bütün tedavi yöntemleri mevcut. Türkiye'nin her yerinde olan, hatta dünyanın birçok yerinde olan tedavi yöntemlerinin fazlası burada var, eksik değil. Efendim aynı zamanda ortodontistsiniz. Ortodonti tedavisi de çok uzun süreçli bir tedavi olarak biliriz. Siz son teknolojileri artık kendi kliniğinize uyguladığınız için son durum nedir? Bunu biraz öğrenmek isteriz. Siz nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Ortodontik tedavide ben özel eğitim aldım yurt içinde, yurt dışında ve şu an 2-2,5-3-3,5 yıl süren tedavileri 1-1,5 yıl gibi bir sürede, hatta 1 yılın altında da tedavi edebiliyoruz. Bildiğimiz braket sistemleri, aparel sistemleri, bir de yeni gelişmiş, yeni çıkmış olan şeffaf plak sistemleri var. Bunlar uygulanabiliyor ve hastalar, biraz önce sizin şahit olduğunuz hastam, yaşını söylemiyor, 39 yaşında, ortodontide yaş yok, 39 yaşında ve 8 ayda tedavisi bitti. Efendim biz de hep biliriz ki artık zamanı geçmiştir 39 için bizde. 45 yaşında hastam var benim. Yani bir yıl gibi bir sürede. Ortodontide kesinlikle sadece küçük yaşlarda biraz daha hızlı ama ileri yaşlarda biraz daha yavaş gidiyor. Ama 8 ayda bitti diyorsunuz tedavisi. 8 ay 10 ayda bitebiliyor. Çok komplike vaka olmazsa. Bizim kliniğimizde şu an akademisyenlerin bile birçoğunun ameliyat olacak dediği vakaları kendi tekniklerimizle tedavi edebiliyoruz. Kendinize özel de teknikleriniz bulunmakta. Peki efendim son olarak protezlerimize gelmek istiyorum. İlla ki maalesef ki zamanında bakılmayan dişlerimize protez ya da şu an estetik olarak da lamine protez. Zirfon. Ben zirfoncuyum. Şimdi ben lamine zaten estetik de, diş hekimliğinde estetik ayrı bir alandır. Evet. Şimdi diş eti hastalıkları ayrı bir alandır. Çocuk diş hekimliği ayrı bir alandır. Kozmetik, estetik ayrı bir alandır. Ortodonti ayrı bir alandır. Treatment, normal dolgu tedavi ayrı bir alandır. Ama kozmetik diş hekimliği dediğimiz, özellikle estetiğin bir bölümü, ortodonti bir bölümü, implant ve en önemli bölümü de hastanın görselini oluşturan kaplamalar. Evet. Kaplamalar, işte bunlar lamine. İnsanlar en çok laminate veneer. Kompozit olsun, porselen laminate veneerler. Bir de zirkonyumlar var, zirkonyum. Şimdi lamine ile zirkonyum. Hastalar bize hep çok bunu sorar. Hangisi diyerekten öyle değil. Hangisi diyerek. Lamine aslında başlangıçta çok estetik ve çok güzel gözüküyor ama bizim bölgede genelde kuru yemiş tarhana çok yenir. Lamine çok dayanıklı değil. Ve doku uyumu zirkonun %100'e yakın. 10 yıl sonra bile diş etlerinde herhangi bir problem oluşturmuyor. İsteyen hastalara biz lamine de yapıyoruz ama benim tercihim zirkonyum. Zirkonyum doku uyumu %100'e yakın. İnanılmaz estetik sonuç alabiliyorsunuz, sağlamlığı da var ve istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Korkunç güzel sonuçlar ortaya çıkıyor.
Efendim peki izleyicilerimiz size nasıl ulaşacaklar? Bu kadar o kadar çok geniş kapsamlı bir hizmet vermektesiniz ki kliniğinizde. İllaki sizi bir ziyaret edip kendi dişlerinde sizlere teslim etmek isteyeceklerdir. Nasıl ulaşacaklar bu noktada? Kahramanmaraş'ta yaşayanlar, civar illerde yaşayanlar için çok kolay. Diş hekimi Metin Gül, web sitem de var. www.dişhekimimetingul.com. İnternetten girdikleri zaman diş hekimi Metin Gül diye oradan da ulaşabilirler. Adresimiz Kahramanmaraş merkezde. Yeni Hükümet Bulvarı, Gülpak Apartmanı, kat 2, no 4. İnternetten de kolaylıkla ulaşabilirler. Telefon numaramız da mevcut. Oradan da kolaylıkla ulaşabilirler. Ekranda görünen telefondan da ulaşabilirler. Evet, oradan da ulaşabilirler. Ama il dışından ulaşmak isteyen Maraş'a bir dondurma yemeye gelecek. Maraş'ın güzelliklerini görmeye gelecek ve biz de diş tedavisini yapacağız. Peki efendim kimler gelmeliler? Son olarak bunu da soralım. Her yaş grubundan hastalarınızı kabul ediyor musunuz? Evet. Bizim için anne karnından ölünceye kadar herkesi, hatta biz çok mecbur kaldığımız zaman hastalarımızın hamilelik durumlarında da değişik takviye tedavilere başlıyoruz. Yatalak olan hastalarımıza da evde gidip mecbur kaldığımızda parasal açıdan değil, parası için değil tedavi yapabiliyorum evde. Aynı zamanda kutsalda bir görev evet. Yapıyorsunuz. Ne kadar mutlu size. Bu ülke için, Türkiye için, memleket için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Atatürk'ün bir sözü var. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Türk hekimlerinden vazgeçmesinler. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Metin Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz tekrardan. Efendim bugün sizlere tüm teknolojileriyle her türlü diş rahatsızlıklarınızda, ağız rahatsızlıklarınızda size hizmet verecek olan Metin Gül Diş Kliniği'nden seslendik. Her türlü rahatsızlıklar için mutlaka buraya bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.